Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda vücutta besinlerin sindirme başlığını işleyeceğiz. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler nerede sindiriliyor, hangi enzimlerle sindiriliyor? Bunlara bakıp enzimlerimizi öğreneceğiz. Şimdi ilk önce bir tablo yapmak istiyorum. Bu tabloda karbonhidratın, yağın ve proteinin vücudumuzun hangi bölgesinde sindirildiğini gösteren bir tablo olacak. Şöyle bakın, karbonhidrat yazalım şöyle. Karbonhidrat, yağ ve protein. Bizim vücudumuzda da sindirim için gerçek özelleşen 3 tane yer vardı. Neydi bunlar? Ağız, mide ve ince bağırsaktı. O zaman şuraya da ne yazıyoruz? Ağız, mide ve ince bağırsak. İnce bağırsak. Şimdi karbonhidratlar nerede sindirime başlıyor, nerede tamamlanıyor? Yağlar için aynı şeyi ve proteinler için aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Artı eksi koyarak hangisinin nerede sindirildiğine bakacağız. Karbonhidratların sindirimi nerede başlıyordu? Karbonhidratlar ağızda başlıyor değil mi? Hangi enzimle sindiriliyor arkadaşlar? Amilaz enzimiyle karbonhidratlardan nişasta ve glikojen ağızda sindiriliyordu. O zaman midede karbonhidrat sindirimi var mı? Midede karbonhidrat sindirimi yok. Tükürüğümüzle birlikte, hani tükürüğün içerisine bulunan amilaz enzimi işte yuttuğumuz o lokmayla birlikte mideye kadar gidiyor. Ama midenin ortamı asitik olduğu için amilaz enzimi midenin içerisinde çalışmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla midede karbonhidrat sindirimi yoktur. İnce bağırsağa gelelim. İnce bağırsakta karbonhidrat sindirimi vardır. Zaten tüm besinlerin sindirimi ince bağırsakta vardır ve burada tamamlanıyor. Yağlar ve proteinlere bakalım. Yağlar için ağızda yağ sindirimi var mı? Yok arkadaşlar. Midede de yağ sindirimi yok. Midede lipaz enzimi az miktar üretiliyor ama yine dediğim gibi ortam asitik olduğu için bu enzim çalışmıyor. Yağların sindirimi ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Gelelim proteinlere. Proteinlerin sindirimi ağızda var mıdır? Yoktur. Ağızda sadece karbonhidrat sindirimi vardır. Daha sonra midede var mıdır arkadaşlar protein sindirimi? Evet var. Pepsin enzimi sayesinde gerçekleşiyor. Ve ince bağırsakta da yine protein sindirimi bulunur. Şimdi bunları gördükten sonra detaylı olarak işlemeye başlayalım. O zaman ben bir karbonhidratların sindirimi diyorum şuraya. Bir karbonhidratların sindirimi. Karbonhidrat sindirimi diyelim. Arkadaşlar karbonhidratların sindirimi dediğimiz gibi ağızda başlıyordu. Tükürüğün içerisinde bulunan amilaz enzimi nişasta ve glikojeni sindiriyor. Şöyle yapalım isterseniz. Şimdi karbonhidrat sindirimi dedik. İlk olarak ağızda nasıl bir sindirim gerçekleşiyor buna bakalım. Ne dedik? Tükürük içerisinde bulunan amilaz enzimi nişasta ve glikojeni sindiriyor dedik. Yazalım. Tükürükte bulunan amilaz enzimi, amilazın diğer adı neydi? Pityalin. Belki karşınıza bu şekilde de çıkabilir. Amilaz enzimi nişasta ve glikojen sindirir. Glikojen sindirir. Tepkimemiz de şöyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Sindirim olayında ATP harcanmaz. Bütün olaylar hidrolizle gerçekleşiyor. Dolayısıyla enerji harcanmıyor sindirimde. Bunu da unutmayalım. Nişasta su ile birlikte temas eder ve tükürüğün içerisinde bulunan amilaz enzimi sayesinde maltoz artı dekstrine kadar parçalanır arkadaşlar. Peki nedir dekstrin? Dekstrin 2'den daha çok glikozun bir araya gelmesiyle oluşan bir polisakkarittir. Hani çok fazla ne bileyim 1000 tane 2000 tane değil de şöyle düşün 50 tane 100 tane glikozun yan yana gelerek oluşturduğu bir şekerdir arkadaşlar dekstrin. Peki ağızda bu şekilde. Gelelim mideye. Hemen şu yana geçmek istiyorum. Midede nasıl bir sindirim gerçekleşecek? Mide. Arkadaşlar besinlerle beraber amilaz enzimi geliyor ama mide asidik ortam olduğu için amilaz enzimi çalışmıyor. Dolayısıyla midede karbonhidrat sindirimi olmaz. O zaman yazalım. Midede
Karbonhidrat sindirimi olmaz. Sindirimi olmaz. Evet, geliyoruz ince bağırsağa. İnce bağırsakta sindirim gerçekleşiyor. Hatta burada tamamlanıyor. İnce bağırsak. Arkadaşlar, ağızda sindirilemeyen nişasta ve glikojen vardı. Hatırlayalım. Dedik ya, aldığımız besini hemen hop iki kere çiğneyip yutuyoruz. O sırada da nişastanın tamamı veya glikojenin tamamı sindirilemeyeceğine göre iş ince bağırsağa düşüyor. Ağızda sindirilemeyen nişasta ve glikojen pankreastan gelen amilaz enzimi sayesinde tekrardan maltoz ve dekstrine parçalanıyor. Ve bundan sonra artık maltoz, sükroz, laktoz ve dekstrin ince bağırsağın ürettiği enzimler ile sindirimi gerçekleştiriyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Bakın ne diyelim? Ağızda sindirilemeyen nişasta ve glikojen pankreastan gelen amilaz enzimiyle ya da amilaz yardımıyla sindirilir diyelim. Amilaz yardımıyla sindirilir. Bu sindirim gerçekleştikten sonra ince bağırsaktan salgılanan enzimler ile sindirim tamamlanıyor arkadaşlar. Sindirim tamamlanır. Şimdi peki nasıl tamamlanıyor? Hemen bunlara bakalım. Denklemlerini yazalım. Ne dedik? Maltoz, sükroz, laktoz ve dekstrin var. Bunlar tamamen monomerlerine kadar parçalanacak. Hemen şuraya denklemleri yazıyorum. Maltoz artı su. Burada maltaz enzimi devreye girer ve glikoz artı glikoz oluşur. Enzimlerin isimlerini renkli kalemle yazacağım. O yüzden şurada şimdi yazmıyorum. Daha sonra sükroz arkadaşlar artı su, yine su ile tepkimeye giriyor. Glikoz artı fruktoz oluşuyor. Bunlar nedir? Hepsi monomerdir, değil mi? Daha sonra laktoz. Laktoz yine su ile tepkimeye girer. Glikoz artı galaktoza parçalanır. Ve dekstrin. Dekstrin de arkadaşlar yine suyla tepkimeye girer ve çok sayıda glikoz molekülünü oluşturur. Peki burada hangi enzimler görevli? Enzimlerin isimlerini de yazalım. Arkadaşlar, maltozu sindiren enzim sonuna az getiriyoruz. Maltaz. Sükrozu sindiren enzim sonuna yine az getiriyoruz. Sükraz. Laktozu sindiren enzim laktaz. Dekstrini sindiren enzim ise dekstrinaz. Sonuna az iki getirdiğimiz zaman bu onu sindiren enzim oluyor. Evet, monomerlerine kadar parçalandı ve artık sindirim olayı tamamlandı. Buradan sonra emilimi başlayacak artık. Karbonhidratların sindirimi bu kadar. Geçelim bir sonraki sayfamıza, proteinlerin sindirimine. 2 diyoruz, proteinlerin sindirimi. Protein sindirimi. Arkadaşlar, tabloyu hatırlayalım. Tabloda ağızda protein sindirimi var mıydı? Yoktu, değil mi? Protein sindirimi nerede başlıyor? Midede başlıyor. Dolayısıyla ağız yazalım ve diyelim ki protein sindirimi yoktur. Şöyle ağız diyoruz. Ağız, protein sindirimi yoktur. Protein sindirimi yoktur. Evet, ağızda yok dedik. Peki gelelim mideye. Arkadaşlar şöyle mide yazıyorum. Midede protein sindirimi başlıyordu, değil mi? Neyle başlıyor? İlk önce hidroklorik asit devreye girecek. Hidroklorik asit midedeki proteinleri küçük parçalara ayıracak. Daha sonra arkadaşlar yine hidroklorik asit pepsinojen enzimini aktif hale getirip pepsin oluşturacak ve pepsin oluştuktan sonra proteinlerin sindirimi başlayacak. O zaman ilk önce ne yapalım? Pepsinojen enzimini, bakın pepsinojen
Hidroklorik asitle tepkimeye girer ve ne oluşur? Pepsin oluşur. Pepsin oluştu. Daha sonra proteinler yine suyla tepkimeye giriyor. Buraya pepsin enzimi geliyor ve polipeptitler oluşuyor. Polipeptit. Poli ne demek? Çok. Çok sayıda peptit bağı içeren bir protein. Şurada hangi enzim görevli? Pepsin enzimi görevlidir arkadaşlar. Pepsin enzimi. Peki gelelim bir tane daha enzimden bahsetmiştik size. Hatırlayın mideyi anlatırken lap enzimi vardı değil mi? Sütle beslenen çocuklarda lap enzimi ne yapıyordu? Sütteki proteini açığa çıkarıyordu. İşte onu da yazalım. Bakın sütteki proteini açığa çıkaran lap enzimi hemen devreye giriyor. Kazein artı su oluşturuyor arkadaşlar. Kazein dediğimiz bir süt proteinidir. Burada hangi enzim var? Lap. Lap enziminin diğer adı nedir? Renin enzimi. Eğer uzun süredir sütle beslenmiyorsanız bu enzim üretilmeyebilir. Süt sizde hassasiyet oluşturabilir arkadaşlar. Daha sonra bu kazein proteini yine pepsin enzimiyle tepkimeye giriyor ve polipeptit oluşturuyor. Polipeptit. Tabii burada su kullanılmıyor arkadaşlar. Suyu yazmayı unuttum ama suyun olduğunu da unutmayın. Bütün tepkimeler hidrolizle gerçekleşiyor. Hidrolizle gerçekleştiği için de ATP yani enerji harcamıyor. Midedeki sindirim de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Gelelim artık bir sonraki kısma yani ince bağırsağa. İnce bağırsak burada tamamlanacak. Arkadaşlar ince bağırsakta hem pankreastan gelen enzimler vardır hem de ince bağırsaktan salgılanan enzimler vardır. Şimdi ben bu enzimleri yazayım size. Daha sonra üstüne işaret koyarak hangisi pankreastan geliyor, hangisi ince bağırsaktan geliyor söyleyelim. Bakın bizim pankreasımızdan gelen tripsinojen dediğimiz bir enzim vardır. Tripsinojen. Bu tripsinojen enziminin ilk önce aktif hale gelmesi lazım. Ne ile aktif hale geliyor? Tripsine dönüşüyor. Enterokinaz dediğimiz bir enzimle. Enterokinaz enzimiyle aktif hale gelir tripsinojen enzimi. Daha sonra bu tripsini ise kemotripsin veya kemotripsinojen dediğimiz enzim arkadaşlar aktif hale getiriyor. Kemotripsinojen. Bu da ne yapıyor? Kemotripsin haline dönüştürüyor. Biraz enzim isimleri size garip gelebilir, değişik gelebilir ama zamanla alışırsınız. Bunu hangi enzim yapıyor dedik? Tripsin enzimi. Tripsin enzimi. Şimdi artık aktif hale geldiklerine göre protein sindirime başlayacak. Bakın polipeptit oluşturmuştuk değil mi burada? Polipeptitler suyla yine tepkimeye girer arkadaşlar. Tripsin ve kemotripsin enzimleri ile daha küçük polipeptitlere ayrışır. Daha küçük polipeptitlere ayrışıyor. Daha sonra bu daha küçük olan polipeptitler, bakın devam ettiriyorum. Şöyle devam ettiriyorum. Daha küçük olan polipeptitler ne yapıyor? Bunlar da yine suyla tepkimeye giriyor. Aminopeptidaz ve karboksipeptidaz ile tripeptit ve dipeptitlere dönüşüyor. Dipeptit. Bunlar üçlü ve ikili amino asit içeren proteinlerdir. Bunlar da yine suyla tepkimeye giriyorlar arkadaşlar. Ve dipeptidaz ve tripeptidazla amino asitlere kadar parçalanıyor. Hani şöyle düşünün bakın burayı devam ettirdim gibi düşünün. Hemen ben enzimlerin isimlerini de yazıyorum size. Bakın burada tripsin ve kemotripsin. Tripsin, kemotripsin enzimleri. Daha küçük polipeptitlere ayırdı. Daha sonra bu daha küçük polipeptitler karboksipeptidaz ve aminopeptidazla tripeptit ve dipeptide dönüştü. Karboksipeptidaz ve aminopeptidaz. Aminopeptidaz. Bu enzimlerle neye dönüşüyor? Tripeptit ve dipeptide dönüşüyor. Daha sonra bunlar da dipeptidaz ve tripeptidazla amino asitlere parçalanıyor. Dipeptidaz, tripeptidaz.
Evet, bu şekilde bizim enzimlerimiz. Şimdi burada hangi enzim nereden geliyor? Onun işaretini yapalım. Arkadaşlar, yuvarlak başına böyle yuvarlak şekil yuvarlak yaptıklarım ince bağırsaktan salgılananlar, yıldız yaptıklarım ise pankreastan salgılananlar olacak. İlk önce yuvarlakları yapalım. Bakın, enterokinaz ince bağırsaktan salgılanır. Aminopeptidaz, bakın nerede? Şurada aminopeptidaz. Hemen aminopeptidazı da şöyle yuvarlak yapıyoruz. Bu da nereden geldi? Yine ince bağırsaktan geldi. Dipeptidaz ve tripeptidaz da nereden geliyor? İnce bağırsaktan salgılanıyor. Geriye kalanlar ise pankreastan salgılanan enzimlerdir. Nedir bunlar? Tripsin, kimotripsin ve karboksipeptidaz arkadaşlar. Bunlar da pankreastan salgılanan enzimlerdir. O zaman şöyle yazayım. Bakın, yıldız yapalım. Bir de şöyle yuvarlak yapalım. Yıldız olanlar neydi? Pankreastan salgılananlar. Pankreas. Yuvarlak olanlar ise ince bağırsaktan salgılananlar. İnce bağırsak. İşte burada bizim artık protein sindirimimiz de tamamlanmış oldu. Artık neye geçiyoruz arkadaşlar? Yağların sindirimine. O zaman başlık yazıyorum. Hemen şu yanına yazalım. 3 diyorum. Yağ sindirimi. Yağ sindirimi. Yine ağızdan başlayalım. Ağızda yağ sindirimi var mı? Yok. Midede var mı arkadaşlar? Midede de yok. Şöyle ağız. Şuraya da mide yazayım. Mide. Şuraya da ince bağırsak yazalım. İnce bağırsak. Arkadaşlar, ağızda ve midede yağ sindirimi yoktur. O zaman yazıyoruz. Yağ sindirimi yok. Buraya da aynı şekilde yağ sindirimi yok diyoruz. İnce bağırsağa geliyorum. Şimdi ince bağırsağa baktığımızda yağların sindirimi burada başlıyor ve burada tamamlanıyor. Pankreastan salgılanan lipaz enzimi yağların sindirilmesini sağlıyor. Ama bu yağların sindirilmesi için ilk önce küçük parçacıklara ayrılması lazım. Bunu kim yapıyor? Safra kesesinden ve karaciğerden gelen safra sıvısı ilk önce mekanik bir sindirim yapar. Yani yağları küçük parçacıklara ayırır. Şöyle bir tepkimemiz gerçekleşir. Yağ artı safra sıvısı ne yapıyor bunu? Yağ damlacıklarını ayırıyor. Yağ damlacıkları. Arkadaşlar, yağ damlacıklarını ayrıldıktan sonra bu yağ damlacıkları lipaz enzimiyle gliserol artı 3 tane de yağ asidine dönüşmüş oluyor. Tabi burada yine su molekülü de var. Suyu yazmayı unuttum. Şuraya artı su diyeyim de hani kafanız karışmasın. Su molekülü de vardır. Hangi enzim görevliymiş burada? Lipaz enzimi. Zaten tek bir enzim vardır yağlarla ilgili. Lipaz enzimi görevlidir. Yağların sindirimi bu kadar basit. Bizi zorlayacak olan hangisidir? Proteinlerin sindirimi. Şimdi protein sindirimi için acaba enzimler için bir şifremiz var mı? Var arkadaşlar. Şuraya ben not olarak yazmak istiyorum. Bakın, notumuz şu. Eğer ki bir enzimin sonu sinle bitiyorsa ya da enzimin içerisinde peptit geçiyorsa bu enzim kesinlikle protein sindiriyordur. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Bir enzimin sonu sin ile bitiyorsa ya da içinde peptit. Peptit neydi? Proteinleri oluşturan bağdı, değil mi? Peptit geçiyorsa kesinlikle protein sindiriyordur. Kesinlikle protein sindiriyordur. Zaten proteinleri öğrendikten sonra gerisi kolay. Yağlar için bir tane enzim var, lipaz. Geriye kalanları da ne yapacağız? Karbonhidratlara yazacağız. Hemen bakın, tepkimesini yapalım bunun. Bakın, ne dedik? Sinle bitiyorsa, bakın, pepsin, tripsin, kimotripsin oldu, değil mi? Ya da peptit geçiyorsa. Ne var peptit? Bakın, karboksipeptidaz, aminopeptidaz, dipeptidaz, tripeptidaz. Burada unutmamanız gereken sadece enterokinazla
lap enzimidir. Bu ikisini unutmadığınız sürece geriye kalanını zaten bulursunuz. O zaman sorularda nasıl yapacağız? İlk önce soru okuyacağız. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi protein sindiren bir enzimdir veya değildir dedi. Hemen şıklara bakıyorum. Dedi ki protein sindiren bir enzim değildir. Bakıyorum sonu sinle biten enzim var mı? Var. O zaman onları eledik. İçinde peptit geçen enzim var mı? Eledik varsa. Diyelim ki iki tane şık kaldı. Birinde lap enzimi var, birinde maltaz var. Ben hemen hatırlıyorum proteinleri sindiren iki enzim daha vardı. Neydi bunlar? Lap ve enterokinaz. O zaman bunlardan birisi de varsa onu da siliyorum. Geriye kalan benim cevabımdır. Bu şekilde aklınızda tutup soruları kolaylıkla çözebilirsiniz. Evet, videomuzu burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda sindirilen besinlerin emilimi nasıl gerçekleşiyor buna bakacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.